Şimdi artık 2024 yılını tamamlıyoruz. Ekim ayını bitirmemize neredeyse artık 2 gün kalmışken. Tabii ki yeni yıla doğru yaklaşmamız, Aralık ayına gelmemizle birlikte yeniden asgari ücrete ilişkin tartışmalar da başlamış durumda. Henüz ne hükümet tarafı ne de işçiler tarafından henüz bir rakam telaffuzu söz konusu değil. Ancak farklı senaryolar var. Peki asgari ücrette olası zam oranları ne olacak ve tabii ki hangi rakamlar konuşuluyor? Haberimize bakalım. Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Aralık ayı asgari ücret ayı. Milyonlarca çalışan şimdiden pazarlıklara kilitlendi. Bir tahmininiz var mı? Yeni asgari ücret ne kadar olur? 20 bin lirayı geçmez diye düşünüyorum. 2024 yılı için yapılan görüşme maratonunda asgari ücret %49,11 artışla 11.402 liradan net 17.002 liraya yükselmişti. Şimdi ise 17.002 lira olan asgari ücretin yeni yılda kaç lira olarak uygulanacağı merak ediliyor. Masada farklı zam senaryoları öne çıkıyor. Biz de hükümet olarak süreci adil, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Orta vadeli programda 2025 yılı için enflasyon hedefi %17,5 olarak açıklandı. Asgari ücrete eğer bu oranda bir artış yapılırsa 2975 lira 35 kuruşluk bir zam anlamına geliyor. Bu da 2025'te asgari ücretin 19.977 lira 35 kuruşa yükselmesi demek. %20 olabilir gibi geliyor bana açıkçası. Merkez Bankası'nın beklentisi ise 2025 enflasyonunun %20 oranında gerçekleşeceği yönünde. Bu da asgari ücrete %20 oranında zam demek. O zaman 17.002 liralık asgari ücretimiz 20.402 lira 40 kuruş olacak. Yani bu da 3.400 liralık bir artışa tekabül edeceğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanının her dönem olduğu gibi refah payı vermesi de beklentiler arasında. Böylelikle artış oranının %25'i geçebileceği konuşuluyor. %25'lik bir artış olursa 21.252 lira 50 kuruş olacak. Çünkü o %17,5'un üzerine 2024 yılında gerçekleşen enflasyon rakamından bir refah payı verilmesi gündeme gelebilir. Refah payıyla beraber artış oranı %30'u bulursa net asgari ücret 17.002 liradan 22.102 liraya çıkmış olacak.